Canlar çıma xeram e. Çımı buru sərv, çımı qafama sərv. Nega yeta ma yeta da nu bone ma o. Ma 89 da tare vecaim işte şimdi İzmir. Na o da glori ita seydir za ita da. Misafiri ağır ita da ağırlamış kerdi. Misafiri yani mesela tay ağır misafiri ağır ita da ağırlamış kerdi. Ardi ita da ita da fınatı o da glori. Kavani ita o. İşte ma va ita Seyyid Rıza türbe olarak vuracağım veya vakıf olarak vuracağım. Seyyid Rıza'nın türbesi veya vakfı olarak ma, yani bir türlü mahemin nükel. Seyyid Rıza toplum ted olarak toplum değeri olarak taşıyan bir varlık. Seyyid Rıza herkesin kalbidir. Kalbi herkes diyor. Gönülü herkes diyor. Sadece yani kalp kimi olarak değil. Lazı Seyyid Rıza'yı o idam bir o kalp kimi o. Yani pimin o yani. Şey Hüseyin. Resik Hüseyin Manezeli. Ondan sonra 19 yaşındaydı. Şu Elazığ Pihu bu benim. İzad ok kar üzerli. Kalkemi vatu Seyyid Rıza illazı kore vatu ki 40 lira çöres hazar lira perimeyesi çünkü saat almayası da. Donun lazı. Hu eriniz anu ki layık iki idam kendi. Lazı. Hu. İzadım anu. Tabi 40 lira. Ha izadı indi. Dedimini ki idam kendi. Toplumsal olarak hepimize mal olmuş bir değerdir. Onun için sizleri kutluyorum. Sizleri saygı ve minnetle anıyorum dedem adına. Hoş geldiniz başım gözüm üstüne. Çerağımız yansın yakılsın hakkın nuru için. Çerağımız yansın yakılsın ana Fatma'nın nuru için. Çerağımız yansın yakılsın bu dağlarda yitirdiğimiz cümle canın varlığı için. Çerağımız yansın yakılsın bize delil olsun ya Hak ya Hızır ya Uçan. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Muhammed yali himmet edin. Himmet Allah'tan. Şehit rızaların ne kadar aşireti varsa, şehitleri varsa onların adına olsun. Bütün Dersim'in şehitlerin adına olsun. Pirmen, bir bakır isen. Evladı Kerbela'yık. Bir hatayık diyen, sesi bugünlere kadar kulağımızda yankılanan Seyyid Rıza'nın ve yoldaşlarının nefes aldığı, ayağını bastığı bizim için kutsal topraklardayız. Hepiniz hoş geldiniz. Birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Görevimizdir, sorumluluğumuzdur. Geçmişimize sahip çıkmak, geçmişimizin onurlu halini, onurlu, bilinçli halini geleceğe taşımak ve onun için de Seyyid Rıza'nın mekanlarından elbette biliyoruz ki Dersim'in sadece burasında değil tüm topraklarında birçok yerinde nefes aldığı, yaşadığı, yaşattı. Burası sadece bu yıl için bir mekan olarak belirledik. Nefes aldığı, yaşadığı bir mekan olarak belirledik ama biliyoruz ki mekanı sadece burası değildir. Çok değişik yerlerde, çok değişik mekanlarda yaşadı. Hepsi bizim için kutsaldır, hepsi bizim için değerdir. Bütün mekanlarının kutsallığı ve bütün yoldaşlarının kendisiyle birlikte dar ağacında halkı için, inancı için, ulusal kimliği için can vermiş, bedel ödemiş tüm yoldaşlarının anısına saygıyla ben sözümü burada bitiriyorum ve eş başkanım Zeynel Bire bırakıyorum. Mekan Rehak Alevi inancında bir yer değildir. Hakkın görünür olduğu yerin ismidir. Bir toplumun hafızasıdır, tarihsel belleğidir, arka planıdır. Kadimden bugüne kadar bütün nehak ve tekçi anlayışlar, komünal değerlere ait Rıza toplumuna ait kutsal mekanları bombalamış, tarumar etmiş, yerle bir etmiş, tarihe kaynaklık edebilecek, iz bırakabilecek bütün mekanlarımızı yok etmişler. Çünkü toplum bu kutsal mekanlar üzerinde sürekli devriye halindedir. Kendi kültürünü, inancını, itikatını, toplumsal dirilişini, politikasını, ahlakını bu mekanlar üzerinden yeniden diriltir. Mekan kültürel akışkanlık yeridir. Bundan dolayıdır ki Dersim başta olmak üzere katliamların olduğu bütün yerlerde toplumsal mekanlar önce katliama uğratılmış ve bu mekanlar üzerinde bu inancı bugüne kadar devriye eden pirlerimiz, mürşitlerimiz,
rayberlerimiz, analarımız, masumu paklarımız önce etkisiz hale getirmiştir. Dersimin rayberi, pirimiz Seyit Rıza bu mekanlarda hayatını devam ettirmiştir. Bu dağlar, taşlar, sular, akan kuşlar, uçan kuşlar hepsi şahadettir. Hepsi şahitlik yapıyor. Bizde yerin göğün şahitliği kutsaldır. Biz biliyoruz ki buradakiler sadece bir taş parçası değildir. Bir mezar taşına sahip olmak, bir mekana sahip olmak, bir kültüre, bir hafızaya, bir tarihe, bir dile sahip olmaktır. Bundan dolayıdır ki pirimizin ve onun gibi hakikat uğrunda hakka yürüyen canlarımızın mezarlarını yok ettilerdir. Çünkü mezar bizim hafızamızdır. Eğer bir mezar üzerinden, bir mekan üzerinden bu kültürü yeni kuşaklara aktardığımızda onların hikayelerini de aktarıyoruz. Onlar bu mekanlarda can bağladılar, cıvat bağladılar, dar didar oldular. Bir üst akla ihtiyaç duymadan el ele, el hakka diyerek kemaletle bütün ocak pirleri, Dersim'in uluları bu evliyaların darına durdular, ziyaretgâların darına durdular, sorunlarını bu şekilde çözdüler. Bundan dolayıdır ki Cumhuriyet'in modern diye tanımlanan ulus devlet anlayışı kendi tekçi anlayışına uymayan ocak evlatlarını ve Rehak Alevi ocak kültürüne yönelik Dersim 4 Mayıs 1937'den çok öncesinden raporlarda bu mekanlar ve pirlerimize yönelik Dersim'in inancına yönelik raporlar oluşturuldu. Bu raporların ortak noktası şudur. Dersim'in dili mevcut ulus devletin tekçi diline uymadı, kültürü uymadı, inancı uymadı, itikadı uymadı, hukuku uymadı. Böylelikle bunlar dile getirilmeli, dize getirilmeliydi, derzest edilmeliydi. Bundan dolayıdır ki Dersim'e seferler oldu ve kısacası Dersim'in binlerce yıldır kadimden bugüne kadar gelen bu ocak kültürü çerçevesinde bu toplum bugüne kadar gelmiştir. Bugün de istiyoruz ve diyoruz ki başta Seyit Rıza pirimiz olmak üzere hakka yürüyen bütün canların anıları buralarda direnişleri, kültürleri, nefesleri devriye halinde olsun. Biz onların son sözleri bizim için vasiyettir diyoruz. Anların önünde dardayız diyoruz. Cümlenizi aşk ile selamlıyorum. Unutmadık, unutmayacağız. Unutursak kalbimiz kurusun. Söylemezsek dilimiz lal olsun diyorum. Teşto Hotser da abi Kerteli Dersim Mabatini Asel Arabi Nahet yani o der Akergane Madi Bona Ber Nibya Ez vazen ki ita ameyme na hardı devreş, ameyme konağı pire hu, yine sevta itkate hu, sevra zote, zone hu, sevta kırmancıya dinayna uelero, ek zone mara dire, resuke me vajme kem manenu mu va. Heşte hot serrabinika, devlette, ona zulme hu, ona Katliamı hu devam keni. Ma vayr ve jayna dinere gerek deva dine daha abe berme kamya husero, zone husero, itkate husero, pyoro piya ma piya karbi kerme ancak ma her vayr ve jime. Yani yine ke sevta deva kırmancı, sevta dersim Zane Huda gerek emek naradı mı? Sevta kırmancıya, sevta zone hu, sevta itkate hu, nakar daha ave ber mi? Meste Dersim'de onca huzure pire hoze Seyit Rıza'yı ma yine ame huvir ez itara devade ve şeşt huzur millete ma kefensiz gınana velero Piyaro Piyaneri Hürmet-i Maestro, Seyit Rıza ve Piyaşi'ye dere yine ki itara Hürmet-i Kuvvami, onca itara Alişer Zarifera, Nuri Dersimira, Sağana Gayra, Piyaro Piya, Sevtana, Kırmancı'ya, Deva Kırmancı'ya Raşi, adına Hürmet-i Kuv, Piyaro Dünleri Vami, Deva dine, deva mava.
gerek piyora piyora vayir vejme ama itasma piyora khiram etek. Yaz günü vesilesiyle buradayız. 1937'de bu dağlarda Dersim coğrafyasında çok büyük bir mezalim yaşandı. Bir katliam yaşandı. Dünya literatüründe burada yaşananların denk düştüğü kavram soykırımdır. Çok bilinçli olarak 37 öncesinde araştırmalar yapıldı, müfettişler atandı, raporlar tutuldu. Katliam öncesi aşiret ileri gelenlerimiz toplanıp Elazığ'da idam edildiler. Amaç herhangi bir soykırıma karşı, katliama karşı bir direnişi, bir örgütlenmeyi engellemek için toplumu başsız bırakmaktı. Bugün burada bulunduğumuz mekan Dersim 37'de idam edilen seyitlerimizden Seyit Rıza'nın mekanı. Yine o günlerde bu sadece yaşanan olaylardan bir tanesi. 70 bine yakın insanımız sorgusuz sualsiz katledildi. Kurşunlar harcanmasın diye süngülere geçirdiler. Hamile kadınlarımızı süngülediler. Hamile kadınların süngülere çıkardıkları ceninleri yaşamasınlar diye süngülediler. O günlerde çocuklarımızı evlatlık adı altında resmen talan ederek götürdüler. Ve o gün bugündür buradan götürülen çocukların akıbetleri belli değil. Ailelerinden yoksunlar, geçmişinden yoksunlar, toprağından yoksunlar, kültüründen yoksunlar. Bunların daha da çokça uzatabiliriz. Biz bugünlerde seyitlerimizin mezarları hala yok. Mezar yerleri verilmiyor. Devletin arşivleri açılmıyor. Biz bu sorunu ikinci nesil, ikinci kuşak olarak anlatmaya, tanıtmaya, mücadelesini vermeye, direnmeye asla vazgeçmeyeceğiz. Devam edeceğiz. Ama şunu da biliyoruz ki üçüncü neslimiz, üçüncü kuşağımız bunun hesabını soracak. Hesaptan kastım şudur. Biz Alevi toplumu olarak hiçbir zaman kin gütmeyiz. İntikam hesabı yapmayız. Bizim temel düsturumuz direniştir. Zalime, zulme boyun eğmemektir. Taleplerimiz vardır. O gün yaşananlar devlet nezdinde, devlet tarafından hayata geçirilenler bugünkü hükümetler tarafından ya da bugünkü devlet tarafından kabul edilmelidir. Bu işin gerekleri yerine getirilmelidir. Bu toplumdan özür dilenmelidir. Şehitlerimizin mezar yerleri iade edilmelidir. Arşivler açılmalıdır. Seyit Rıza ve Üşeni Seyit şahsında idam edilenleri anarken, 1938'de katledilen bütün canlarımızı anarken bunun mücadelesini vereceğimizi ülke ve uluslararası kamuoyunda asla vazgeçmeyeceğimizi, sonuna kadar da mücadele edeceğimizi ilan etmek istiyorum. Göstermemiz gerekiyor. Dersim coğrafyası, yani Rai Hak coğrafyası acılı bir coğrafya, acılı bir tarih ve 70 bin insanımızın katledildiği, küçük kız çocuklarına el konulduğu bir yerden bahsediyoruz. Kadınlarımızın kendilerini kayalıklardan attığı, çocuklarımızın ganimet olarak el konulduğu bu coğrafyada hala kan akıyor, hala şiddet var. Hala biz insan hakları, demokrasi ve inancımıza, kültürümüze, itikadımıza yönelik baskılara karşı mücadele ediyoruz. Bu demektir ki yaşadığımız şey 37-38'de Dersim tertelesi olarak hayatımıza giren bu şeyin adı soykırımdı. Çünkü örgütlü, planlı, planlanmış bir toplumun bir bütün yok edilmesiydi. Bunun için biz buna Dersim tertelesi dedik kendi coğrafyamızda ve bu terteleye karşı da direniş gösteren kızları, oğulları var, coğrafyası var. Kuşuyla, börtüsü, böceğiyle, coğrafyasıyla bu zalimlere karşı direniş günümüzde de devam ediyor. Unutmayacağız tabii ki, unutturmayacağız ve hafızalarımızda taze tutacağız. Yaşadığımız bu katliamın hesabını sorana ve failleri cezalandırılana kadar mücadelemiz sürecek. Ben öncelikle Pir Seyit Rıza'nın ve dava arkadaşlarının, mücadele arkadaşlarının anısının önünde saygıyla eğiliyorum. Bu topraklar
binlerce değerin ayak izlerinin olduğu topraklar. Acıyla yoğrulmuş, travmalarla yoğrulmuş bir katliamlar silsilesinin 37-38'de başlayan ancak Çorum'da, Gazi'de devam eden bu katliamlar yine bizler açısından üzüntü oluşturan zorlayıcı ve halkların yüreğinde derin izler oluşturulmuş olaylar. Dedik ki bu topraklar binlerce değeri kefensiz toprağa düşenlerin bulunduğu topraklar. Bizler de onların mücadelesinin önünde yine bu mekanların bizlerin birer hafıza mekanı olduğunu ve bunların bu mekanlarından bağımsız düşünmeyeceği algısıyla yine bu mekandan bu katliamların hesabını sormaya ve bunların takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dersim Belediyesi eş başkanı olarak Cevdet Başkanımızın da canlarımıza burada saygılarını ve sevgilerini ileterek sizleri tekrardan saygıyla selamlıyorum. Dersim önderlerini, inanç önderlerimizin yaşadığı, ayak bastığı bu topraklarda onları anmak, sizlerle beraber olmak bizim için gurur verici bir durum. Biz ekolojik ve çevre mücadelesinin yanı sıra aynı şekilde örgütlü olduğumuz her yerde de Dersim önderlerinin, Dersim inanç önderlerinin, Dersim'in liderlerini hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Her olduğumuz bölgede de başta Seyit Rıza olmak üzere yaşamını yitiren tüm canları, tüm önderlerimizi saygıyla selamlamaya devam edeceğiz. Burada aranızda olmakta da mutluluk duyuyoruz. Ruhlarını şad ediyoruz. Umarız bir daha böyle kötülükler yaşanmaz. Coğrafyamızda barış içinde, huzur içinde yaşarız. Hepinize saygılar sunuyorum. Bismillah ya Hak. Korkman nur ola. Hızır hazır nazır ola. Yiyene helal yedirene delil ola. Yolumuz zırhların yolu ola. Dersim er evliyalarının yolu ola. Ya Hak, ya Hızır, ya Pir. Çınar dedik. En yakın mekanda. Onlar birer çınardı. Gel eğri teyzem. Şöyle. Seyir Rıza'yı Erzincan'da derdest edip zapt rapt altına aldıkları zaman kendisine sorduklarında işte Seyir Rıza sen misin? Evet dersin her taşın altında her ağacın altında bir Seyir Rıza yazıyor demişti. Ağaç bizim inancımızda şöyle de bir kutsallığı vardır. Hafızayı, kökü, secereyi, soyu, toprağa bağlılığı ifade eder. Kökleriyle yerin altını, gövdesiyle yer ile gökün arasındaki dengeyi biz buna hustana hak diyoruz. Dallarıyla da çiçekleriyle de polenleriyle özgürlüğü, sonsuzluğu ve feza ile evrenle iletişim kurmayı bundan dolayı da hayat ağacı gibi de tanımlanabilir. Ve istiyoruz, diliyoruz ki bu ağaçların altında o Seyir Rıza'nın inancı, direnci, kemaleti, bilgeliği, direnişi toprakla beraber, çar anasırla beraber bütün bu kainatta çark pervaz halinde olsun diyoruz. Hak ve dört anasır bu ağaçlar üzerinde sürekli devriye halindedir diyoruz. Bu duygularımızla katılan bütün kurumlara, Dersim Demokrasi Platformu'na ve bu etkinliği yaptığımızda rıza gösteren Seyit Rıza'nın torunlarına, eyvallah, haka yürüyen bütün canlara, kefensiz yatanlara burada saygı, minnetle onların da darındayız. Aşk ile diyorum, unutmadık, unutmayacağız.